enflasyon yüksek, bu enflasyon şartları altında neler yapmayı düşünüyorsunuz? En çok karşılaştığım, tahmin edersiniz, sorulardan biri bu. Evet, gerçekten enflasyon fevkalade ciddi boyutlarda. Türkiye'de enflasyon %70'e dayandığını biliyoruz. Dünyada da öyle. Almanya'da üretici fiyatlarıyla enflasyon geçen ay açıklandı, %30'a dayanmış. Yani Almanya dev bir ülke değil mi? Dünyanın en büyük sanayi ülkelerinden birisi, 5. sırada olan bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde görülmemiş bir enflasyon yaşıyor. Dolayısıyla bunun bugün burada tartışmanın anlamı yok. Bunun birçok sebebi var ama sebeplerinin temelinde biliyorsunuz işte pandeminin meydana getirdiği sorunlar. Arkasından pandemi sonrası dünyada olağanüstü bir enerji fiyatlarındaki artış, enerji üretimindeki maliyetlerindeki artış, petrol ve doğalgazın başta olmak üzere artışı ve bizim ülkemizin buna hazırlıksız yakalanması, yani alternatif enerji kaynaklarının olmaması, yani daha nükleer enerjiyi yeni kuruyoruz. Avrupa'da neden bu kadar tesirli olmuyor enerji fiyatlarındaki artış, enflasyon üzerinde neden olmuyor diye soruyorlar. Açık. Adamların bazıları enerjilerin üçte biri, bazıları yarısı, bazıları daha fazlasını nükleer enerjiden karşılıyor. Dolayısıyla bizim enerji maliyetlerimizin enflasyon üzerindeki etkisini asla göz... Birçok sebebinden bahsedilebilir ama enerji fiyatlarının işte ham petrol varilinin nasıl arttığını hepimiz biliyoruz. 30 dolarlardan bugün 120 dolarlara geldi. Önce 60'lara geldi. Orada da yönetilebilirdi ama şimdi 120 dolarlarda. Dolayısıyla bazı enerji ürünlerindeki artış %200 civarında. %150 ile %200 arasında artan ürünler var. Bunların yansımaları Türkiye'de var. Peki ne yapacağız? Bunlara karşı çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Dolayısıyla bizim önümüzde Temmuz ayında biliyorsunuz sadece enflasyon farkı değil, emekçilerin karşılaştıkları bu enflasyon tahribatına karşı daha kapsamlı korunmasını sağlayacak düzenlemelerin yaptığımızı, hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece çalışanlarımızın mı, kamu çalışanlarının, memurların, işçilerimizin mi? Değil. Aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var. Onları koruyacağız. Onların emekli, Türkçenin çok güzel bir ifadesidir. Emeğini vermiş, artık o emeğini harcayamayacak durumda çalışma hayatına aktif olarak veda etmiş insan. Ona karşı da sorumluluğumuz var. Daha birçok, işte bugünlerde bitirdik, son değerlendirmeleri yapıyoruz. 3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ay sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Bitti zaten, önümüzde son düzenlemeleri yapıyoruz. İşte sözleşmeli personel meselesi var. İşte EYT'yi soruyorlar, EYT meselesi var. Bunların hepsi bizim önümüzde dosyalar. İşte adım adım dosyaları açıyoruz ve çözüm sorununa, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum buradan. Emekçilerimiz, çalışanlarımız, işçilerimiz, emeklerimiz endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında da korumak, tahribatlarına karşı da korumak, onların tıpkı gıdanın geleceğini düşündüğümüz gibi emeğimizi ve emeklilerimizi, insanımızın geleceğinde düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu aynı zamanda benim görevim. Çalışma Bakanı'nın görevi.